Değerli milletvekilleri, 2002 yılında 7 şehidimiz vardı ama maalesef şu anda iktidarın yanlış politikaları sonucu ülkemiz kan gölüne döndü. Değerli milletvekilleri, terörü önleyebileceğimiz yegane yer burasıdır, meclistir. Eğer terör hepimizin sorunu ise neden bu sorunu mecliste hep beraber çözüm aramıyoruz? Eğer terörü burada çözüm bulamayacaksak biz niye milletvekili olduk? Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca terörü önlemek için meclis araştırma önergesi verdik. Neden bu önergelerimizi kabul etmiyorsunuz? Değerli iktidar milletvekilleri, sayın bakanlar, siz iktidarsınız. Terörü önlemek birinci olarak sizin göreviniz. Elbette biz de destek olacağız ama hiç üzerinize alınmıyorsunuz. Milletimiz sizi terörü kınayın diye mi iktidar yaptı? Neden bir çözüm üretmiyorsunuz? Bakın, saraydan üst akıldan gelen talimatla hazırlanan bir anayasa taslağını meclise sunuldu. İktidar partisi sundu. 1982 anayasasının birçok maddesi değişti. Ama Cumhurbaşkanı'nın yetkileri hiç değişmedi. Kim hazırladı 1982 anayasasını? Darbeci Kenan Evren hazırladı. Şu an Cumhurbaşkanı hangi yetkileri kullanıyor? Darbeci Kenan Evren'in kendisi için çıkardığı yetkileri kullanıyor. Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Darbeci Kenan Evren'in yetkilerini bile beğenmiyor. Bakın, her gün o yetkileri aşıyor, çiğniyor. Ve sonra da diyorsunuz ki fiili durum var. Bu da kendisine yetmiyor. Şimdi darbeci Kenan Evren'in yetkilerini fersah fersah aşacak yetkiler istiyor. Rejimi değiştirmek istiyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk isteseydi başkanlık rejimi kurabilirdi arkadaşlar. Ama dünyada Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun olduğu bir dönemde başkanlık rejimini değil, parlamenter rejimi kurdu. Daha sonra bakın, Türkiye'nin demokrasisinin kesintiye uğradığı dönemlerde darbeciler bile parlamenter rejimden vazgeçmediler. Hiçbir darbecinin aklına başkanlık, yani dikta yönetimi gelmedi. Peki değerli milletvekilleri, niçin Sayın Cumhurbaşkanı darbecilerin bile aklına gelmeyen tek adam yetkilerini ısrarla istiyor? Niçin? Çünkü çağdaş dünyanın tüm değerlerini, kuvvetler ayrılığını, hukuk devletini, basın özgürlüğünü, demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak istiyor. Çünkü Türkiye'deki rejimi değiştirip Türkiye'yi geri kalmış bir Orta Doğu devletine, geri kalmış bir Afrika ülkesine döndürmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'yi saraylardan tek adam olarak yönetmek istiyor. Çünkü demokrasi hedefe giderken gerektiğinde inilecek bir tramvaydı. Çünkü tramvaydan inme zamanı geldi. Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye saraylardan yönetilmeyi 93 yıl önce Mustafa Kemal Önder liderliğinde tarihe gömdü. Sayın milletvekilleri, Türkiye bir kez daha 100 yıl öncesine geri gitmeyecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Yol yakınken bu arayışlarından vazgeçin değerli milletvekilleri.